Evet arkadaşlar. Hepinize teşekkürler. Yeni bir Duygu Okulu programında beraberiz. Bugünkü konumuz üzüntü, depresyon, hüzün, mutsuzluk, onu işleyeceğiz. Ama asıl önemli olan duygular hakkında farkındalık önemli. Duygularımızı tanımak, başkalarının duygularını tanımak, daha sonra duygusal aktarımı yapabilmek ve bu şekilde duyguları yönetmeyi öğrenebilmek programındaki asıl amaç bu. Duygulara hakim olan insan ilişkilerinde liderliğe hakim oluyor. Bunu bilmek gerekiyor. Bu nedenle duygu şu anda bilimin yeni keşfettiği bir alan. 20 yıldır bilimsel kategori olarak duygular kabul ediliyor ve bunu toplumun bu konuda bilgilenmesi ve bunu bilimsel metodolojiyle tanıması ve aynı zamanda bunu günlük hayatta kullanabilmesi çok önemli. Bunun için programı bu açıdan bir duygu okulu olarak sizlerle birlikte, genç arkadaşlarımla ve sevgili izleyenlerimizle birlikte bir atölye çalışması olarak yürüteceğiz. İlker Bey, sesiniz çıkmadı hiç. Buyurun, sizi bekliyoruz. Alkış olmayınca gelemiyorum diyor. Evet. Evet. Teşekkür ederim hocam. Buyurun. Başlayalım. Tabii, geçelim, başlayalım. Evet. Siz zaten konumuzu söylediniz. Evet. Üzüntü ve depresyon konusunu işleyeceğiz bugün. İsterseniz sizden şunu rica ederek başlayalım. Yani üzüntü, hüzün, melankoli vesaire, bunlar nedir? Evet. Hicran yani, nedir mesela? Hicran nedir? Evet. Bir şarkı da patlatırız belki. Öyle. Evet hocam, buyurun. Hicran ayrılık acısı demek, biliyor musun? Öyle mi? Ya. Hicran. Ayrılık acısına, bizim Osmanlıca'da güzel, Türkçenin güzel özelliklerinden ayrılık acısına ayrı bir isim koymuşlar, hicran diye. Peki hocam, isterseniz siz başlayın. Yani hüzün evet, ve melankoliyi tanımlamakla tabii başlayalım. Buna eşlik eden duygulardan tabii isterseniz bahsedin. Yani, ondan sonra ben skece bağlayacağım. Tabii yani, bir insan, herkes bir üzüntü hissetmiştir. Yani üzüntü hissetmedim diyen bir kimse zaten robotik bir kimse, makine gibi kabul edilir. Yani öyle bir duygu ki içi acır insanın. İçinin acıdır, sıkıntıdan farklıdır o. Hüzün duygusu kişinin içerisindeki bu elem, keder, yani bir şeyden tat, zevk alamama ve kişinin içinden gelerek bir neşelenememesi, gülememesidir. Yaşama arzusunun, heyecanının, zevkinin azalmasıdır. Böyle bir duygu. Bu duyguyu bal yemeyene nasıl balı tattıramazsınız, anlatamazsınız. Bu duyguyu da yaşamaya anlatmak çok zor. Hocam tam böyle güzel bir yere değindiniz. Buradan skece bağlayacağız. Skecimiz de çok ilintili çünkü. İnsanlar bu üzüntü ve depresyonla ilgili çok soyut şeylerden bahsediyorlar. Ama biz alışkanlık gereği bunu hep somuta yaslamaya çalışıyoruz. Evet. Yani yaşamayanın anlamaması biraz da buna yansıyor. Anlamak için şöyle bir ilave yapabilirim. Yani bir insan suç işlemiş gibi bir his yaşıyorsa, yani ya da ceza öncesi bir his yaşıyorsa, o hissin mesela günlerce sürdüğünü düşünün. Anladım. Bir suçluluk duygusunun, cezalandırılma duygusunun günlerce sürdüğünü düşünün. Karşı tarafa empati yapmanın böyle bir yolu olabilir. O zaman karşı tarafa empati yapamayan, ne derse desin, somut bir karşılık arayan, anlayamayan birini oynayacağım ben. Ceyhun da bunu anlatmaya çalışan birini oynayacak. Alkışlarla Ceyhun Sevilmiş'i sahneye davet ediyoruz. Merhaba. Role girmiş geldi direkt depresyonda. Evet. Buyurun. O zaman ya bir şey söyleyeceğim Ceyhun. Bu renkleri ayırma kısmı çok sıkıcı ya. Şu tek tek artık böyle yapıştırma kısmına gelsem, bak orada gerçekten çok keyif alıyorum yani. Yardım etsene biraz, şu renk kısmı çabuk bitsin. Kendimi iyi hissetmiyorum ya. Kendini iyi hissetmiyor musun? Ne oldu? Hasta falan mı oldun? Yok ya, öyle değil yani. Bir yerin ağrıyor o zaman. Yok, öyle değil. Bir yerin ağrımıyor. Sıcak mı? Hmm. Ha, üşüdün. Acıktın mı? Yeni yemek yedik ya İlker, ne acıkması ya? Ha, o zaman bir şey söyleyeceğim. Midene bir şey dokunmuş olabilir mi? Hmm. Yani mesela ne bileyim, şöyle bir şeyler hissediyor musun? Mesela miden bulanıyor mu? Gurulduyor mu? Kaynıyor. Cır cır oldu. Bir şey söyleyeceğim. Büzüştü. Senin miden büzüştü. Ya yok İlker, öyle değil. Mide niye büzüşür ki? Pardon. Büzüştü. Senin miden büzüştü. Niye tahmin ediyorsun? Bir sorsana neyin var diye. Bulmacadan, puzzle'dan kafayı yedin. Tahmin edip birleştirmeye çalışıyorsun. Sor neyin var diye. Allah Allah. Ya of, tamam. Neyin var? Yok bir şey.
Ama abi sen de dalga geçer gibi yani. Ya şu puzzle'a yardım edecek misin? Ya yok abi, böyle bir üstümde böyle bir ağırlık var ya. Üstündeki polardan olabilir mi abi? En az 2 kilodur o. Ya yok, ondan değil. Yani nasıl diyeyim, böyle omuzlarımda bir yük var yani. Anlatamıyorum. Anladın mı? Abi spora gidiyorsun. Ben gördüm ne kadar ağır kaldırdığını. O çok abartıyor hocam sporda falan. Ondan sonra geliyor burada. Hayır abi, tat alamıyorum hiçbir şeyden. Yani tat alamıyorsan. Aa, az önce yemekte Irmak'ın yaptığı sütlaçtan yedik. Abi bu hafta gerçekten şekersiz olmuş. Hakikaten ben de tat alamadım. Korkma, seninle ilgili bir şey değil. Yalnız geçen hafta da içine şeker boca etmişti. İçimiz bayıldı, yiyemedik. Ya ne sütlacı İlker, yapma gözünü seveyim ya. Allah Allah. Ya böyle içten içe bir üşüyorum yani. İçim üşüyor. Nasıl diyeyim, bir ürperti bir şey var içimde yani. Ha, ama sen çok kahve içiyorsun. Kahve içersen ürperirsin de, titrersin de yani. İlker, dalıp gidiyorum. Dalıp gitme ya, misafir gelir. Odaklanamıyorum. Bana yardım etmediğin için orada... Gözüm seyiriyor İlker, gözüm seyiriyor. Biri seni çekiştiriyor. Uyuşuyorum. Hamlamışsındır. Uçuyorum İlker, ayaklarım yerden kesiliyor. Aşık mı oldun? Mars'a gideceğim İlker, Mars'a. Gidince haber ver, merak ederiz. Tuvaletim geldi. Arada olur. Bir şey deneyeceğim ben. İstanbul. Trafik. Metrobüs. Kalabalık. Paraşüt. Heyecanlı. Ya ama abi sen beni dinlemiyorsun ki, sen ezberden kelimeyi yapıştırıyorsun arkasına. Gözünü seveyim, bir dinle beni, bir anla ya. Yani hiç anlamıyorsun sen beni ama ya. Abi biz kaç yıldır ev arkadaşıyız, seni ben anlamıyorsam kim anlayacak acaba? Yok abi, ben de şu an seninle kaç yıldır nasıl ev arkadaş olmuşum, ben de onu anlamıyorum şu an yani zaten. Depresyondayım diyorum ama ben sana İlker, burada. Ama depresyon nereden çıktı şimdi, neden olur ki? Bilmem, iş yerinde kaptım herhalde. He, salgın var diyorlar. Ama ben nezle falan gibi bir şey düşünmüştüm yani. İlker gözünü seveyim, kulağını aç, beni dinle. Depresyondayım abi, depresyon. Abi depresyon değildir o. Depresyon olsa duramazsın. Ay yok, o kırıklar için söyleyeyim. Heh. Irmak geldi. Bir şey söyleyeceğim. Şu sütlaç meselesini açma, tamam mı? Heheleri üstünde vallahi ikimiz de yer. Geldim. Heh, gel hayatım. Ya İlker. Heh. Çağırdınız geldim çıkalım diyorsun ama benim hiç keyfim yok canım. Allah ya. Allah, herkesin de bugün şey, bir şey öyle söyleyeceğim. Ay puzzle mı yapıyorsunuz gene siz? He. Ay valla bıktım puzzle'ınızdan, parça parça onlar benim üstüme geliyor İlker, boğuluyorum boğuluyorum. Hayatım çok haklısın, Ceyhun'un fikri zaten, ben ona yardım ediyordum. Ne? Ya idare et onu, bir ara bir şey saçma. Bir şey diyeceğim, gitmeyelim ne olur. Evde film falan izleyelim ya. Hayatım. Sıcaklıyorum böyle, basıyor. Ha, ben seni çok iyi anlıyorum. Bak omuzlarında yük var gibi hissediyorsun. Hmm. Böyle uçacak gibi oluyorsun. Hmm. Mars'a bile gidiyor olabilirsin. Ben çok iyi anlıyorum. Olur. Gerçekten bak, sen çünkü gerçekten zor zamanlar geçirdin iş yerinde. Bununla ilgili bir depresyon yaşıyor olabilirsin. Vallahi çok kötü. Ben seni deniz kenarına götüreceğim. Ferahlatacağız biz seni de Ceyhun'la beraber. Ben? Bilmiyorum. Ne? Ben? Ya yani ben? Neyle sen ne? Ben niye? Ben anlattım sana iki saattir, onları neden beni götürmüyorsun? Ya canım yani depresyon sonuçta o kadın yani, sen erkek adam depresyona mı girermiş? Nerede görülmüş? Hocam. Değil mi hocam, yani erkekte de depresyon oluyor mu? Hadi sizi uğurlayalım, bu skeç çok uzadı. Hadi gidelim. Hadi. Hayır, bir şey söyleyeceğim, biraz daha dururlarsa benim de keyfim kaçacak hocam. Öyle. Bu puzzle'la beraber geliyor. Ya İlker Bey, bu depresyonu anlamamayı nasıl oynayabildin ya? Bu kadar güzel. Anlamıyor, gerçekten anlamıyor yani. Yani şimdi gerçekten depresyona götüren duygular var. Yani depresyon dediğimizde iki tane ana temel şey vardır. Bir kişinin anhedoni dediğimiz bir şeyden zevk alamaması. İkincisi de böyle bir depresif ruh hali dediğimiz kişinin işte elem, keder, hüzün gibi bir acı çekme, psikolojik acı çekiyor kişi. Onu yaşaması, bir de tat zevk alamaması. Yani kişinin alıştığı şeylerden zevk alamamaya başlaması, durgunlaşması, neşeleşmesi. Yani yahut da bazı depresyon türlerinde öfkelilik şeklinde yaşanır. Mesela kadınlar depresyonu ağlayarak yaşar, erkekler öfkeli şeklinde yaşar. Aslında öfkeli erkeklerin çoğu atipik depresyondur. Yani sinirlenirler, bağırıp çağırırlar, kapının eşiyle kavga ederler. Bakarsınız arka planda öfke vardır. Hatta depresyondan iyileşen bir hastamın şöyle güzel bir ifadesi var. Böyle sanki milattan önce milattan sonra gibi oldum dedi. Düzeldikten sonra taşların rengini bilmiyormuşum evin dedi. Onu fark ettim dedi. Pencereden baktığı zaman dağlar üzerime geliyor gibiydi. Şimdi manzaraya bakabiliyorum dedi. Yani bunu depresyonun yaşadığı ruh halini anlamak için bu örneği verdim. Depresyondaki insan
Ruh hali, bu üzüntü değil bak. Depresyonla üzüntü aynı şey değil. Yani depresyon bir hastalık, üzüntü bir ruh halidir. Hepimizde her zaman vardır. Yani depresif ruh hali toplumda 100 kişiden 50-60'ında vardır. Ama depresyon, klinik depresyon toplumda yaygınlığı %17'dir. Yaşam boyu depresyon oranı da aşağı yukarı benzer. Bir insan hayatında depresyon geçirme ihtimali 5-6'da bir ihtimal. Yani bu derece yaygın. Bu nedenle psikiyatrideki en çok rastladığımız ve tedavide en rahat, kolay, başarılı olduğumuz bir rahatsızlık. Depresyonla ilgili özellikle böyle yani insanın ilişkisi kötü gitti, sevdiği kişi ona kötülük yaptı, eşi kötülük yaptı, çocuklarıyla ilgili sıkıntılar yaşadı, iş yerinde sorun oldu, başarısız oldu, bir neden var. Böyle durumlarda hemen depresyondayım diyoruz. Yani depresyon kelimesi şu anda bir popüler bir kelime gibi kullanılıyor. Yani ama aslında klinik depresyon çok daha farklı. Depresyonun bir kimseyi dinlemek çok önemli. O an hiçbir şey yapmasanız siz o anlatsın. Mesela hiçbir şeyim yok diyor ya, o aslında çok şeyim var diyor. Söylediğini değil, söylemediğini duymak önemli. Onu hiçbir şey yok. Dinleseniz, yanında dursanız, elini tutsanız o daha etkilidir sizin söylediklerinizden. Sizin söylediğiniz onu daha çok depresyona itiyor. Yani bir çamura düşmüş bir insanı daha çok farkında olmadan artırıyorsunuz durumunu. Bu nedenle o kişilerle konuşurken aktif dinleyici olmak çok önemli. Dinleyeceksin, yani herhalde seni anlamak istiyorum diyeceksin. Yani çok üzüntülü görüyorum, neşesiz görüyorum seni. Bir şey var, yani sen eski Ceyhun değilsin, ne oldu sana? Bir şey mi var? Yani hemen ona kabullenip ondan sonra ona yönlendirmeye çalışacağız ve dinlememiz gerekiyor. Bir de bir şey söylediniz. Erkekler depresyona mı girer dediniz? Belki biraz önce söylediğinizden kaynaklanıyor. Erkekler onu biraz öfke gibi yani yaklaştığı tipik için böyle ben de öyle. Bizim tipik, evet. Yani geleneksel düşüncenin evet. Tipik bir örneği. Değil mi? Maalesef. Oluyor yani bu. Yani bu genellikle düşünülüyor. Sırf onun için erkekler depresyonu bastırıyorlar. Yani erkeklerle kadınlarda hani klinik depresyon 3'te 2 kadınlarda 2'si erkekte de 1 gibidir. Bir istatistik var. Bu istatistik tartışılıyor şimdi. Yani bu erkeklerin depresyonu farklı yaşıyorlar erkekler depresyonu. Onlar da yaşıyor. Yani kadınlar duygu ifadesi konusundan daha beceriklidirler. Daha o konuda daha iyi doğuştan gelen yetenekleri vardır. Bu özellik nedeniyle depresyonu kolay ifade ederler. Sık depresyona giriyor gibi gözüküyor. Aslında arka planda erkek de acı çeker, depresif ruh haline girer. Kadın da acı çeker, depresif ruh haline girer. Depresif ruh halini, yani üzüntü, hüzün, keder durumunun ifade biçimi farklıdır. Kültürlere göre veya cinsiyete göre farklılık gösterebilir. İyi hocam, benim burada size bir sorum olacak. Şimdi konuştukça merak ediyorum. Benim de mesela yakınım biri geçmişte bayağı bir seneler önce böyle bir yani klinik düzeyde böyle bir şey yaşadı ve biraz tedavi de gördü. Ben mesela onda şeyi gözlemlemiştim, onu sormak istiyorum. Yani sanıyor ki o, çünkü geçmişini de biliyoruz. Hı. Yani okul hayatını şeyi yakınım çünkü. Yani o geçmişi de mesela bizim hatırladığımız gibi hatırlamıyor. Yani aslında gayet okul yıllarında falan çok neşeliydi ama o okul yıllarını da kötü hatırlıyor. Bunun o, sebebi ne oluyor acaba? Şey, depresif kişilik özellikleri var bazı insanlarda. Hı-hı. Yani buna distimi de deniyor. Bu distimi özelliği olan kişi şöyle geçmişini bir 3 ayını düşündüğün zaman iyi olduğun zaman mı daha çok, kötü olduğu zaman mı daha çok diye sorsak mesela kendi kendinize sorun mu soruyor? 3 ay içinde kendimi iyi hissettiğim zaman mı daha çok, kötü hissettiğim zaman mı daha çok? Kötü hissettiğim zaman daha çok diyorsa bir kimse, distimi denilen, minör depresyon denilen depresyon türü vardır kişide. Bu daha az hissediyorum diyorsa kişi kendisinde, ya yani burada iyi ve kötü hissetme anları belli bir oranda vardır kişide. Yani iyi hissediyorum, iyi hissetme hanım daha çok diyorsa ona depresyon değil, depresif ruh haline giriyor çıkıyor gibi, depresif kişilik gibi de değerlendirilebilir. Şimdi bunlar ayrı bir durum ama depresyona sebep olan bir zihinsel çarpıtmalar vardır. Hı hı. Zihinsel çarpıtmalarda mesela kimse beni sevmiyor gibi. Hı. Yani ben bir işe yaramam aslında gibi. Öyle değil. Kendi kendine, o başka bir gözlükle kendi bakıyor. Kendi kendine olumsuz algılama, genelleme yapıyor. Hı. Kendi bir olumsuz yönünü alıyor. Yüzünde bir sivilce çıkmış.
ne kadar çirkinim diyor mesela. Bunun gibi genelleme yapıyor ya da ya birisi bir şey söylese hemen kişiselleştiriyor, bana söyledi diye üzerine alıyor. Böyle alıngan kişilerin çoğu depresif ruh halindeki kişilerdir. Yani bu tarzdaki kişiler geçmişe baktığı zaman olumlu hikayeleri hatırlayamazlar. Hep olumsuzları hatırlarlar. İlişkilerde de, aile içi ilişkilerde de öyledir. Olumsuzu daha çok hatırlıyorsa bir insan, insan ilişkilerinde olumluyu daha az hatırlıyorsa, bu insan hayatın acısını çekmek için sanki kendine onu tercih etmiş, onu seçmiş gibidir. Halbuki hayat seçimdir. Hayat tercihlerle oluşuyor. Biz olumlu hayatımızda olumlu şeyler yaşamam tarzında bir zihinsel şartlamamız varsa kişiler ne yapar? Olumluları daha çok algılamaya başlar. Ama ben önce olumsuzları göreceğim derse olumsuzları daha çok algılar. Bu bakış açısıyla ilgili ve zihinsel çarpıtmalarımızla ilgili. O zaman hocam bir depresyon gözlüğümüz var. Evet. Zihinsel çarpıtmaya sebep olan olumlu olsa bile o kendisi olumsuz algılamasına sebep olan böyle bir sembolize ediyoruz. Evet. Buna depresyon gözlüğü diyeceğiz. Bilin bakalım bunu kime giydireceğiz? Tabii ki Ceyhun'a giydireceğiz. Ceyhun'cum alkışlarla seni sahneye alalım mı? Ve Irmak, sevgili Irmak Karakoç. Benim de sana gözlüğüm var. Benim. Buyurun. Bunlar depresyon gözlüğünüz. Sen hiç böyle yapmazdın. Ne oluyor anneciğim bu aralar sana? Ya anne ben bir şey yapmıyorum. Gerçekten yapmıyorum ya. Herkes hep benimle uğraşıyor ya. Böyle hocalar falan taktılar bana. Gerçekten hep üstüme geliyor ya. Ben artık gerçekten çok bunaldım ya. Yavrum sen okulunu, öğretmenlerini hep çok severdin. Ne alakası var? Çok mu iyiydi? Bak ben sana sınıfta yaşadığım bir olayı anlatayım şimdi istersen. Bak bir hatırlayayım onu ben. Evet Ceyhun kalk bakalım. Efendim? Efendim filan yok. Yağcılık istemez. Sadece soruya cevap vermen yeterli. Söyle bakalım. 1920 çarpı 1080 ne eder? 1920... Yok ondan komşuya gidiyoruz. Komşuya bölmede gidiliyordu Ceyhun. Çarpmadayız. 1920 çarpı 1080 ne eder? Otur tembel çocuk. Tabii ki full HD eder. Öğrettim sana bunları. Niye? O ilkokul çocuğu da bunları öğretiyorsam. ve şimdi sen bu soruya yanıt veremediğin için buradaki bütün sınıf arkadaşlarım 3 deyince Ceyhun'a gülüyoruz. Evet 1, 2, 3 gülüyoruz. Ceyhun'cum. Ya. Sen, Ceyhun bak abartıyorsun oğlum bak çıkar o depresyon gözlüğünü bir de öyle bakalım olaylara. Hadi bakalım ne olacak. Ceyhun. Yok anne ben geri takayım. Tak. Ya, abarttım galiba. Hep abartıyorsun. Ya ben tamam. Hocam toparlayabilirim bir saniye. Ceyhun'cum kalk bakalım ayağa. 7 kere 8 kaç eder evladım? 48. Olmadı ama 56 eder ama olsun. Yani çarpım tablosu yanlış yapılınca daha iyi oturur. Önemli olan şimdi doğrusunu öğrenmen ve bir daha unutmaman. Otur ve otururken bütün sınıf arkadaşların şimdi doğrusunu öğrendiğin için seni alkışlayacak. Buyurun. Bak anneciğim gördün mü? Yani evet. Ya? Şimdi böyle de olabilir bu olay. Tam emin olamadım ama kesin iş hayatımda eminim ben. İş hayatı böyle olmayacak. Böyle güzel olmayacak. Kesin benim patronum Sıtkı Bey var ya of. Bak ben biliyorum nasıl bir şey olacağını. Aynen şöyle bir şey olacak bak. Ceyhun Bey. Perşembe günü saat 2'de dosya masamın üstünde olacak demiştim. Masamın üstü derken bilgisayardaki masa üstüm. Yani fiziksel bir dosya kalmadı sonuçta masanın üstüne koyulacak. Biz kurumsal bir firmayız. Ancak görüyorum ki dosya henüz yok. Ne demiştim ben size? Deadline. Deadline. Perşembe 2. Deadline. Deadline. Deadline ne ola ki? Dead ölü. Line çizgi. Dead ölüm çizgisi. Ölüm çizgisi. Bir dakika. Perşembe 2'ye kadar yaptım yapamadım. Öldürüyor musunuz? Bu mudur yani? Ha? Evet biz kurumsal bir firmayız. Her söylediğimizin arkasındayız. Şimdi şirketimizin 2 celladı gelecek ve seni giyotin odasına götürecekler. Maş. Ya, ben biliyorum böyle olacak. Ceyhun'cum abartıyorsun ama yapma lütfen. Abartıyorsun. Doğru gözü çıkartınca abarttığımı ben de bir an bir daha bir ben de bir fark ölüm ettim. Ölüm çizgisi falan o bir deyim. Ha. Mesela şey gibi perşembe 2'ye kadar yapsan ölür müsün? Önünü gör perşembe 2'yi geçirme. Gibi anneciğim tamam gibi. Tamam, bak gördün mü gözlüğü çıkarınca ne de güzel gördün. Bir daha bakalım aynı olaya. Gözlüksüz bak. Peki. Ceyhun Bey. Tamam ben bu sefer abartmıyorum. Ceyhun Bey
Görüyorum ki Perşembe 2'de yetiştirmeniz gereken dosyayı yetiştirememişsiniz ama işinizde yeni olduğunuz için sizden tek ricam, bunu bana önceden söyleyin, ben böyle son anda şey yapmayayım. Bir de yani gerçekten Perşembe 2'ye kadar yetiştirseniz ölür müydünüz yani? Hayır, ölümü görün bir daha ne olur, 2'ye kadar bu arada kurumsal bir firma olarak bozun, küsüyorum. Hayır, küsüyorum ben. Hatta verin, verin depresyon gözlüğünü verin. Bir yönetici olarak çalışan bana bunu yaptığı için büyük depresyon yaşıyorum ve ben buradan gidiyorum. Gidemiyorum, sahne bitti zaten. Heh, bak gördün mü anneciğim, sen şimdi çok yoruldun, hastaydın falan ya, birazcık geri kaldın arkadaşlarının, o moralman seni şey yaptı, geçecek bunların hepsi, değil mi hocam, ama değil mi, atlatacak yani sonuçta. Hocam geçsin. Heh, hadi anneciğim. Peki, alkışlarla oluyorum. gözlüğü çıkartıp takarkenki farkları biraz abartmış olabilirim. Evet. Hep eleştiren, hiç olumlu tarafını görmeyen, hep negatif tarafı gören bir ebeveynle yaşıyorsunuz. Bir anne babayla ya da bir patronla, burada olduğu gibi. Böyle bir durumdaki bir insan sanki onun yanına giderken mahkemeye gidiyormuş gibi hisseder. Yargılanıyor gibi hisseder. Siz burada yargılayıcı ve suçlayıcı konuştunuz. Yargılama, suçlama hissi kişinin kendine güvenli alan duygusuna zarar verir insanın. İnsan ilişkilerinde sosyal sınırlar vardır böyle. O sosyal sınırlarda güvenli insanlarla kendini güvende hisseder insan. Güvensiz insanlarla ilişkilerde tehdit algısıyla yaşar. Tehdit algısı bu nedenle önemli. Kötü roldeki senin uygulaman karşı tarafta özgüveni zedeleyici, kendini ifade etme, duygular ifade etme becerisini baskılayıcı bir duygu oluşuyor. Böyle durumda kişi kendini ezik hissediyor daha çok. Bazı kişilerde özellik duygusu fazladır, kafa tutar size. İtiraz eder, tartışma çıkar, protesto eder, çıkar gider. Ya, haklıyken haksız duruma düşen insanlar vardır sırf bu yüzden. Bir ailede, evde devamlı bir böyle bir anne var, bir baba var, ebeveyn var. Böyle durumlarda baba, yani hata yaptım anlıyorum ama senin böyle herkesin içinde beni mahcup etmenin kesinlikle doğru bulmuyorum. Bu beni çok incitti, bu beni çok üzdü diyebilmek gerekiyor. Ya ben dili yine burada devreye sokabilmek. Bunu dediğimiz an siz duyguları biriktirip bir kenara çekilip ağlayan bir kimse olmazsınız. Eğer bir şeyseniz, küçük kız çocuğuysanız hüzünlü prenses olmazsınız. Bu duyguları ifade edebilmek burada, benim fikrim budur diyebilmek insanın hem depresyona girmesini engeller hem de kendini daha güvende hissettirir. Yani bunların üzerinde durmak gerekir. Mesela burada bilişsel çarpıtma, zihinsel çarpıtma ne var? Genelleme çok kullanılıyor mesela. Her zaman böylesin, sen hep böylesin gibi. Yahut hiçbir zaman, yani her zaman, hiçbir zaman kelimesini kullanan insanlara dikkat edin. Hakimiyet kurmaya çalışırlar. Hatta baskı kurmaları bazen öyle ki dayatma tarzındadır baskı kurmaları. Dayatmacı kişilik tarzları vardır. Peki dayatmacı bir kişilikle karşılaştık. Böyle bir durumda ona onaylamadığınızı hissettirmeniz gerekiyor. Yani şu anda bu konuyu konuşmaya hazır değilim ben. Daha sonra konuşalım diyebilirsiniz. Yani onaylamak karşı tarafın yanlışının devamı gibi bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle yanlışı onaylamamak gibi bir beceri çok önemli diye söylemek istedim. Hocam soru alalım mı? Tabii, arkadaşlarımızın böyle konuşunca soruları oluşmuş olabilir. Var mı sorusu olan? Hepimizin günlük hayatta üzüldüğümüz konular oluyor. Konuşmanın başına dönersek, dediğiniz gibi her üzüntü bir depresyon değildir. Tabii. Depresyon olduğu kanısına nereden varıyorsunuz yani? Depresyon dediğimiz zaman bir klinik durumdan bahsediyoruz. Klinik durumda depresyon 8 tane belirtisi var. İkisi biraz önce bahsettim, ana belirtiler. Depresif ruh hali, ikincisi de anhedoni dediğimiz bir şeyden tat zevk alamama. Daha önce keyif aldığı, zevk aldığı konulardan zevk alamamaya başlaması, durgunlaşması kişinin. Bunun dışında depresyonda neler vardır? Mesela ölüm düşünceleri vardır. Ölüm düşünceleri bazen basit bir ölüm düşüncesinden, yani bir fırsat bulsa intihar edeceğim noktasına kadar gelir. Yaşamasam daha iyi gibi hisseder. Hayat anlamsız gibi hisseder kişi. Yani yaşayan, gülen insanları gördüğü zaman ya bunlar nasıl gülüyorlar ya böyle diye şaşırırsınız. Öyle bir ruh hali vardır. Yani
Diğer taraftan depresyondaki olan insan uykuları da çok kolay bozulur. Bazıları aşırı uykuya verir, bazılarının uykuları kaçar. İştah bozulur. Bazıları zayıflar, bazıları kilo almaya başlar. Bazı kişilerde de bedensel belirtiler de vardır. Ağrılar olur, uyuşmalar olur ve baş dönmeler olur. Birçok bedensel belirtiler vardır. Diğer mesela belirtilerden birisi de dikkat konsantrasyon güçlüğü vardır kişilerde. Odaklanamazlar. Yani sanki beyinleri yavaş çekim gibidir kişilerde. Yani daha önce anlamı zihinsel parlaklıklar, kıvraklıklar azalmıştır. Yani anlama, kavramak çok ilerisinde, hatta böyle sanki demans zannedersiniz. Bunamaya girdi bu kişi gibi. O derece bu donuklaşırlar, sabit bakacak noktaya gelirler. Melankolik depresyonlarda da yani kişi iyice içine kapanır. Yani böyle şey gibi iki büklüm oturacak hale gelir. Bir köşeye çekilir. Yani bu kişilerin özellikleri yaşam kaliteleri bozuluyor. Yani bu kişilerde ne oluyor? Mesela beyin grafisi alıyoruz onlarda. Beyinle ilgili ölçümler yapılıyor. Mesela PET ölçümleri var. QEG diye ölçümler, beyin haritalaması ölçümleri var. O ölçümlerde beynin sol ön bölgesi, dorsal lateral prefrontal alan denilen bölgenin çalışması bozuluyor. Yani sol ön bölgeyle sağ ön bölgenin beynindeki serotonin, dopamin gibi, noradrenalin gibi maddeler azalıyor beyinde. Ve bunu biz haritalamayla, yeni yöntemlerle, renkli görüntülemelerle beynin nasıl çalıştığı konusunda bir fikir sahibi oluyoruz. Yani beyindeki enerji akışı yavaşlıyor, sinyal akışı yavaşlıyor. Yani beyinde görüntülemelerde beynin o bölgesinde yavaş bir dalgalar daha baskın hale geliyor. Bu kişilerin o bölgelerin iyi çalışmadığı için artık hayattan zevk alamama, canlı enerjik olamama gibi durumlar ortaya çıkıyor. Serotonin, dopamin maddesi azaldığı için o bölgenin kimyasallarını artıran ilaçlarla ve tedavilerden faydalanıyorlar bu kişiler. Ve beyin görüntülemesinde bunu görüyoruz. Hatta biz hastalarımıza beyninde senin şu olmuş deyip gösterdiğimiz zaman, yani bu hastalık istem dışı senin elinde dediği zaman, hastanın hüngür hüngür ağladığını o kadar çok rastlıyoruz ki. Zaten depresyondaki kişinin en büyük sorunu anlaşılamama sorunudur. Anlaşılamadığını düşündükçe karşı tarafı nasihat ettikçe daha çok acı çekiyor. Ama bunun bir biyolojik hastalık olduğunu, mide hastalığı gibi, karaciğer hastalığı gibi hastalık olduğunu kişi öğrendiği zaman o kişi anlaşıldım duygusunu yakalıyor. İkincisi de eşi de hastalığına empati yapamadığını görüyor. Tedavide çok önemli bir %30-40'lık bir mesafe alıyoruz. Depresyondaki kişi kızmak değil, yardım etmeye çalışmak. Nasıl yardım ederim diye düşünmek gerekir. Evet. Peki hocam, sorusu olan var mı başka? Soru almaya devam edelim. Bir yakınımızı kaybedince yas tutuyoruz. Bunun depresyondan farkı nedir? Şimdi yani yas, matem reaksiyonu şeydir. Kişinin kayıp yaşadığı zaman hayatında bir sevdiği bir nesnenin kaybını. Şimdi hepimizin bir sevgi yatırımı yaptığı bir nesne vardır. Kedisi öldüğü için depresyona giren vakalar var bak. Kedisi öldüğü için. Köpeğe öldüğü için depresyona giriyor. Hiç bunlara küçük görmeyeyim. Sakın öyle şey mi olur ya, saçma demeyin. O kişi için eğer sevgi yatırımını yaptığı zaman, sevgi nesnesi ise, onun kaybı hayatta o olmasa ben nasıl yaşarım ki? Yani bir denizin ortasında kalmış gibi hisseder kendini. Birdenbire yapayalnız hisseder. Depresyondaki duygularından birisidir zaten yalnızlık duygusu. Bu kişi matem tepkisinde genellikle 8 haftalık şey vardır. O acı çekmeye fırsat tanımak gerekiyor. O dönemde kişi ağlar, mesela siyahlar giyinir, bütün törenlere katılır. Her şeyini yapar ki bizim kültürümüzde hani o işte 52 gün gibi dualar vardır, bir haftalık dualar vardır. Onlar aslında hepsi matemin bütün ritüellerini yaşarsa kimse, daha sonra ritüelleri yaşamayan kişi de posttravmatik stres bozukluğu oluyor. Biz bu nedenle yakınlarını kaybedenlerin yani çektiği acıya, depresyona çok benzeyen bir durumdur o. 8 haftaya kadar ilaç vermiyoruz genelde. Çok bir kriz reaksiyonu olmadıkça ilaç vermiyoruz. Ancak çok hani bedensel tepkiler ortaya çıkacak derecede depresif tepkiler varsa o zaman ilaç verilebilir. Uyuyamaması verilebilir. Yahut da baygınlık, disosyasyon dediğimiz krizler olursa verilir. O 8 hafta acıyı yaşama
fırsatı tanımak gerekiyor. Acıyı yaşarsa kişi daha sonra o acının, acıyı yaşamamanın verdiği suçluluğunu da yaşamamış olur. Yani onun hatırasını evde yaşatacağız, yakınlarımıza yatacağız, belki canımıza küçük bir resmini taşıyacağız. Ama evde bütün eşyalarını olduğu gibi tutmayacağız, mumyalaştırmayacağız onu. Sevdiğimiz kişiyi mumyalaştırmayacağız, minyatürize edeceğiz, ona karşı manevi vazifelerimizi yapacağız. Ama onu sanki hiç ölmemiş gibi devamlı yaşatırsak bizim işlevselliğimizi bozar, günlük hayatımızı olumsuz etkiler ve bizi de bizi depresyona sokar. Yani böyle travmalarda, yaz olaylarında ilk başta bir protesto dönemi vardır. Böyle önce reddeder, inkar eder, yok kabul etmez kişi. Onun için o ritüelleri yaşayıp beynimize resmetmek gerekiyor onu. Şeyden sonra, protesto döneminden sonra depresyon dönemi vardır. Depresyon döneminden sonra kişi böyle durumlarda bir pazarlık dönemi vardır. Ben işte şunu da yapayım da ondan sonra bunu yapayım diye helallaşmalar, pazarlıklar vardır. Vedalaşmayı daha sonra yapıyor kişi. Onunla vedalaşmayı. Ya vefat edecek kişiyle eğer bir vedalaşma yapmışsa, helalleşme yapmışsa kişi yas tepkisini daha kolay yaşıyor o dönemi. Sevdiğin nesnenin kaybını yaşamak bir insan hayatındaki çok önemli bir travmadır. Ve bunun kişi kendi kendine aşamıyorsa uzman yardımı alması gerekiyor. Hocam o zaman izin verirseniz bir soru daha alalım. Kronik yorgunluk sendromu diye bir kavram var hocam. Bu kavramı biraz açıklar mısınız? İnternette ve gazetelerde görüyoruz hepimiz. Bir de düzenli beslenmek kronik yorgunluk sendromuna iyi gelir mi? Genellikle depresyonun enerji azalması olur kişide. Vücutta enerji azalması olur. Kişinin kişiyi canlı tutan aslında yediğimiz içtiğimizden çok zihinsel enerjimizdir. Yani beynimizde vücuda giren oksijen ve glikozun beynimiz vücudun %2'si kadardır ağırlık olarak. Fakat vücuda giren oksijen ve glikozun %25'ini kullanır. Şimdi biliyor musunuz? Büyük elektriği o yakıyor yani. Kullanır. Yani vücuda giren enerjinin çoğunu o yakıyor. Beynimiz depresyonda nedir? Beynin yavaş çalışması vardır. Yahut da çok hızlı çalışıp enerjiyi tüketmesi vardır. Böyle bir durumda beyindeki enerji tükendiği zaman kişinin halsizliği çok fazla olur. Şunu alıp şuradan şuraya koymak zor gelir. Merdiven çıkmak zor gelir. Bir bulaşığı yıkamak işkence gibi gelir bir ev hanımına. Bu derece zordur. Bu nedenle kronik yorgunluk sendromuyla çok karışır. Bu depresyonda yorgunluk olması. Şimdi bazı kişilerde bu yorgunluk depresyon belirtisi olduğu gibi kronik yorgunluk sendromunda bu vücuttaki ASTH denilen beynin kortizonu tetikleyen, yani enerjiyle ilgili beyindeki stres hormonudur bu aynı zamanda. Vücudun kortizona cevabının yetersizliği durumu ortaya çıkıyor. Böyle durumlarda mesela kronik yorgunluk sendromunda karaciğerde bazı sorunlar yaşanıyor kişide. Yahut da hafif ateş olur böyle. Subfebril dediğimiz 37,5 falan gibi hafif ateşler olur. Enerjisi azdır. Yani kişi dinlenmekle geçmeyen yorgunluğu vardır kişinin. Dinlenmekle geçmeyen yorgunluk varsa burada ya kronik yorgunluk sendromu vardır ya depresyon vardır. Şimdi bir skeçle tedaviye bağlayalım istiyorum. Tabii. Yani halk arasında şöyle bir laf var. Kendinin doktoru ol, kendinin doktoru ol. Aslında bütün bunlar senin kafanda. Evet. Hatırlarsanız ilk skeç şeyle ilgiliydi. Anlamıyor. Yani iyi niyetli, hiçbir kötü niyeti yok, anlamıyor. Bu kez ben şeyi oynamak istiyorum. Yani anlamaya da çalışmıyor zaten. Yani kafanda senin o diye aslında biraz da sitem ediyor. Hani evet. Dediniz ya işte bu zayıflık, dirayetsizlik gibi. Alkışlarla Irmak Karakoç'u sahneye davet edelim. Bunlar bu rolleri çok sevdiler hocam. Direkt girip geliyorlar yani. Hayatım, ne oldu sana? İçim sıkılıyor İlker ya. İçin mi sıkılıyor? Ama içinin sıkılacağı bir şey yok ki. Kafandadır hayatım o ya. Kafandadır ya. Bak bir dağıt kafanı şöyle. Bir sakin ol. Bak içimde, kendinin doktoru ol Irmak bak. Ah. İçimde ah. Böyle bir şey büyüyor gibi hissediyorum. Organlarım sıkışıyor. Ya Irmak Allah aşkına yapma gözünü. Ya hiç organlar sıkışır mı ya? Ya böyle bir dünyada böyle şey görülmüş mü yani? Komik mi?
Hayır yani söylediğin şey komik. Organlar sıkışsaydı komik olmazdı. Ama ya, sıkışmaz zaten yani. Ya öyle hissediyorum ya. Gülme, ne yapayım böyle. Her şey üstüme üstüme geliyor. Karanlık sanki burası, böyle basıyor bana. Irmak, Allah aşkına biz 32. katta oturuyoruz. Duvardan duvara, tavandan yere cam, perdeler açık. Ben neredeyse parlaklıktan güneş gözlüğü takacağım evde. Sen karanlık diyorsun ya. Yapma Irmak bak. Gerçekten bunlar kafanda. Bak kendini doktor ol. Bak. Bilerek mi yapıyorsun? Neyi bilerek mi yapıyorsun? Aslında ya, sen bilerek mi yapıyorsun? Ya gerçekten öyle hissediyorum diyorum. Her yer gri gibi geliyor bana ya. Sanki hayatım, hayatta tek renk varmış gibi. Hayatım Allah her şey aşkına gri. Evi renk cümbüşüne çevirdin. Koltuğumuz sarı, perdemiz petrol yeşili, duvarlar mor, binamız da pembe. Allah aşkına sen bütün bu renkleri seçtikten sonra nasıl her yeri gri? Ya Irmak valla benim de dalga geçme ya. Kafanda bunlar, kafanda. Bak sarı mesela, şu da lacivert takım. Sor lacivert, şampiyon falan. Sor, bir şey soracağım. Gri hiçbir takımda da yok ya. Gri nereden geldi? Ne saçmalıyorsun? Ne takımı İlker ya? Yüreğime diyorum öküz oturuyor diyorum ya. Kalbime oturuyor öküz. Ya hocam yani şimdi Allah aşkına bir kalbin üstüne öküz nasıl oturur ya? Yani öküz ancak trene bakar. Ya ama kafamda bunlar hayatım ya. Ya kafamda bunlar. Niye içini sıkıyorsun böyle? Evet. Hadi bir yemek yiyelim ya. Yemeyeceğim. Yemek. Bir şey söyleyeceğim. Irmak ben bakamıyorum. Cam mı? Ha dün bardak kırıldı. Ben Irmak şey kanıyor yaptım. Ya. Ya aşk olsun bardak kırıldı. Camını orada mı bıraktın ya? Irmak ben şey yapamıyorum. Şu camı oradan alsana. O kalbimden yürür. Şimdi şey damarlarından kalbime yok kadar. Yok hayatım yürür. Yok. Kafanda o senin. Kafandadır. Cam falan hayatım, yok. Hem seveyim. Öküz kadar cam kalbe yürür mü ya? En fazla tren gibi vücudunda dolaşır o yani. Kafanda o. Kafanda. Ama hocam yani şimdi haksızlık değil mi bu yani? Ya evet, ikinci depresyondaki bir kimseyi depresyonun daha derinleşmesinin ne sağlayacağı rolünü güzel oynadınız. Yani, kendi kendini doktor ol derken ama gerçekten büyük tabii, eziyet etti. Yani bu kendi kendini doktor ol demek depresyondaki kişiye şuna benziyor. Ayağı kırık insana, kolu kırık insana yürüsene, yapsana, kulağı duymayan insana işitsene demek gibi. Yani kulağı duymayan insana işit dediğin zaman işitemiyor, yapamaz. Yani şimdi o kimse zaten neşelenemiyor, üzülemiyor, yapamıyor onu. Beyninin o bölgesi çalışmıyor, çalıştıramıyor kişi. Depresyonun tedavisinde bak çok yapılan hata, sadece ilaç tedavisi zannedilir. Hayır. Depresyondaki kişinin, depresyon tedavilerinin üç ayağından birisidir ilaç tedavisi. İkincisi o kişinin yaşadığı ortam önemli, o çevre. Kişinin. Çevre önemli. Üçüncüsü o kişinin psikolojik dinamikler önemli. Yani üçünün biyolojik boyut, psikolojik boyut ve sosyal boyut. Önemli. Bunun için biyopsikososyal model olarak geçiyor. Öyle bir hastalıktır. Gökmen hocamıza bağlanacağım. İsterseniz bir onu bir görelim. Tamam, ne tedaviler olur. Var ona göre olur. Konuşalım. O zaman Gökmen hocamızdayız. Buyurun. Mesut hocam, İlker merhaba. Bugün çok güzel canlandırmalarla üzüntü, hüzün, çökkünlük ve nihayetinde depresyon konusunu izledik sizlerle birlikte. Depresyon gerçekten de yaşamayanın bilemeyeceği, ateşin düştüğü yeri yaktığı durumlardan birisi. Depresyonda siz de zaten çok güzel sergilediniz. Kendi kendinin doktor ol, bir şeyin yok, geçer, takma kafana, elin ayağın tutuyor denilir ama gerçekten de depresyonla yaşamak kırık kolla, kırık bacakla iş yapmak gibidir. Kişiye ciddi eziyet verir. Ve ne yazık ki bazen bu kişinin yaşadığı durum ilaç tedavilerine yeterince cevap vermeyebilir. Bu durumlarda bazen bazen iki ilaç tedavisine cevap vermediği zaman durum ilaç tedavilerine dirençli depresyon olarak kabul edilir. Ve bu durumlar için geliştirilmiş bazı tedavi yöntemleri var. Bunlardan birisi beynin özellikle sol ön alanı depresyonda daha yavaş çalışır. Dışarıdan bir mıknatıs aktivitesiyle, mıknatıs aracılığıyla bu ön alanın hızlandırılmasıdır. Transkranyal yani kafatasının dışından manyetik alan yaratılarak uyarılmaktan bahsediyoruz. Transkranyal manyetik uyarım tedavisi. Hastalarımız sıklıkla bu tedavi can acıtır mı, anestezi almak gerekir mi gibi sorular sorarlar. Can acıtan ya da anestezi almak gereken, hastaneye yatışı gerektiren bir durum değildir. Bir tedavi herkeste tamamen aynı şekilde uygulanmıyor. Bazı parametreler belirliyoruz. Ve duygu alanındaki parametreleri belirlemek tabii ki duygu dışarıdan somut olarak gördüğümüz bir şey olmayabiliyor. Ya da beyinde duygunun karşılığının ölçülmesi zor olabiliyor. Böyle durumda biz dışarıdan somut aktiviteyi görebildiğimiz, ölçebildiğimiz el kaslarını kullanıyoruz. Beynimizin
elimizi hareket ettiren, parmağımızı hareket ettiren kasları kontrol eden alanına ufak bir manyetik alan yaratacak biçimde bir akım indüklediğimiz zaman, bir akımı tetiklediğimiz zaman, elde bunu yaratan hareketi gördüğümüz zaman, o zaman o kişi için belirli bir eşik değeri belirliyoruz. Ve sonraki depresyon tedavi parametrelerini bunlara göre düzenliyoruz. Evet. Gökben Hocam depresyon tedavisindeki son yöntemi çok güzel anlattı. Manyetik uyarım tedavisi. Yani depresyon tedavisinde birinci aşama, altın standart ilaç tedavisidir. Ama ilaç tedavisi depresyon, bir insan depresyona girdiği zaman depresyondan çıkmayla ilgili silahımız var. İlaçlar önemli bir silah. İkincisi de manyetik uyarım tedavisi, en yeni silahımız bu. Depresyona girmeme silahı da var bizim. Yani nasıl yaşarsam depresyona girmem. Kişinin pozitif psikolojiyi öğrendiği zaman depresyona karşı kendimizi silahlandırıyoruz demek. Bağışıklık kazanmış. Tabii. Yani. Hem depresyondan çıktıktan sonra depresyonun tekrar nüksünü önlüyor bu depresyon geçirende. Depresyon olmayanda da depresyon olmamak için mutluluk bilimini öğrenmiş oluyoruz. Bu önemli. Tedavisine geldiğimizde, tedavide Gökmen Hocam çok güzel özetledi. Tedavide biyolojik tedaviler burada çok önemli bir altın standart. İlaç tedavisi. Eğer bir ilaca cevap vermezse beynin ön bölgesine manyetik uyarım veriliyor. Manyetik uyarım ne yapıyor? Beyinde ters yönde doku akım oluşturuyor. Bu şok tedavisi değil. Şokla kesinlikle karıştırmamak gerekir. Yani bu nedenle müsekkin değil depresyon ilaçları, tedavileri. Farmakolojik iyileşme yapıyor. Depresyon sonuçta şu anda tıbbın daha önceleri böyle işte nasihatla düzeltiliyor gibi düşünülen depresyon, şimdi daha güçlü araçlarımız var. Nöromodülasyon tedavisi dediğimiz araçlarla düzelebiliyor depresyon. Ve depresyon tekrar nüksetmemesi için de psikoterapi çok önemli. Onun için depresyondaki kişinin muhakkak psikoterapi şeklinde yardım alması da işe yarayabilir. Bu da depresyon tedavisinde çok önemli bir avantaj bize. Peki hocam, o zaman bugün yine çok önemli bir konuyu konuştuk. Evet. Depresyon, yani saydığınız rakamlara göre dünyada artan maalesef oldukça fazla insana temas etmiş bir hastalık ya da durum. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Duygu Okulu programının sonuna geldik. Bugün daha çok depresyon, üzüntüden, basit bir üzüntüden depresyona kadar bir yelpazeyi işledik. Yani depresyon görüldüğü gibi özetle bir insanın kendi kendine üstesinden gelebileceği bir rahatsızlık değil. Yani ciddi bir klinik rahatsızlık. Muhakkak bir uzman denetiminde tedavi gerekir. Nasihatle depresyon tedavisi olmaz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah.